Ya Cüneyt'e öyle yüzüstü bırakmak için yapmadık Deniz ya. Neyse. Hadi kendine dikkat et. İyi ama ben öyle Efe gibi hayal kuran biri değilim. Neden? Sinemanın bir hayal perdesi olduğunu söyleyen sen değil miydin? Hem mantıklı bir insanın sinema yapması sana yeterince gerçekçi geliyor mu Deniz? Belki de aramızdaki en büyük hayal perdesi Efe değil sensindir. Ve belki de hayata hepimizden farklı baktığı için en mantıklımız odur. Ne dersin? Olamaz mı? Evet oğlum Efe. İşte şimdi arkadaşlarına hayal kurmadığını ispatlamanı geldi çattı. Hadi bakayım. Göreyim seni. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hadi bakalım. Sapasağlam adamsın da kardeşim. Bir çalışsana. Çalışıyoruz efendim. 24 saat sizin için çalışıyoruz. Nasıl çalışıyorsun? İzah edeyim. Şimdi bu elimde görmüş olduğunuz paketler sizin gibi günlerini, saatlerini, aylarını, yıllarını trafikte geçirmek zorunda kalan siz değerli yurttaşlarımız için özel olarak hazırlandı beyefendi. Allah Allah. Neymiş o? Efendim bakın misal trafiktesiniz. Yanınızda yavrunuz var. Evli mevli değilim. Yok çocuk falan. Yavrunuz derken kız arkadaşınız da olabilir. Ne biçim konuşuyorsun sen de? Efendim beni boş verin ya. Ne dediğimin benim önemi yok. Yani misal trafiktesiniz. Sizin ya da yanınızdaki kişinin bir mide bulantı durumu oldu. Ne yapacaksınız? Direkt kusma ihtiyacı hissedeceksiniz değil mi? Şimdi arabayı sağ çekip yapsanız imkanı yok. Zaten çekseniz tık diye çakallar arabayı götürür. Arabayı da yapamazsınız. Çocuğum kusmuk poşeti. Şaşırt mısın be adam, kusmuk musmuk. Asus ettin midemi. Ama mide ferahlığı için nane şekerimiz de var. Oho, bu zaman çok kısa abi, ben yürünü falan kalatamıyorum.